Merhabalar. Şu an Kayseri'deyiz. Kayseri'de Sahabiye Medresesi olarak adlandırılan 700 yıllık medresenin içerisindeyiz. Burası yıllardır kitapçıların olduğu bir yer. Yaklaşık 14 esnaf var. Burası 2015 yılında yapılan bir sözleşme ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanmış. Kiralandıktan sonra da 14 esnafla bir anlaşma imzalanmış. Anlaşmada yıllık üretici fiyat endeksi, yani TÜFE üzerinden yıllık artış yapılacak iken 2019'dan 2020'ye geçerken yaklaşık %75'lik bir kira artışı talebi olmuş. Sözleşmede kesinlikle böyle bir artış yok. Sözleşmeleri inceledik. Burada sizler de görebiliyorsunuz, Büyükşehir Belediyesi'nin kaşesi imzası var. Yıllık üretici fiyat endeksine duyarlı bir sözleşme var iken bir yılda %75 kira artışı tamamen bir fiyaskodur, halka zulmetmektir. Buradaki esnafımız gerek pandemiden gerek bu hava koşullarından dolayı zaten çok iş yapamaz iken şu anda %75 kira artışını 2020 için ve 2021 için de %26'lık kira artışını nasıl ödeyecekler? Esnaflarımız mağdur, kan ağlıyor. Sizler havaalanının milyarlarca liralık kira ihalesini düşürüp azaltabilirken, daha az alırken koskoca şirketlere yapılan bu kira indirimi esnafımıza neden yapılmıyor? Kayseri esnafı neden hor görülüyor? Bunları Cumhuriyet Halk Partisi olarak duyurmak istiyoruz Türkiye kamuoyuna. Sahabiye Medresesi'nde yine bir esnafımızdan elde ettiğim bilgiye göre 2019 yılında 7756 lira olarak çarpı 2 taksitte ödenen kira 2020 yılı için 13.544 lira olarak talep ediliyor. Yani %75'lik bir zam. Bu zammın sebebi nedir? Bu esnaf bu zammı neden ödesin? %75'lik zam yapma yetkisini Büyükşehir Belediyesi nereden ve kimden alıyor? Bu konuda halkımızın yorumlarını bekliyorum. Geçen sene Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bir toplantıya çağrıldık. Bu toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme gereği bizlerin de kiralarının %70 miktarında arttığı bize, %75 miktarında arttığı bize tebliğ edildi sözlü olarak. Bu senede bunların tahakkuku yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de girişimleriyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de burada bölge müdürlüğünün girişimleriyle bunun bir revize edilmesi çalışması başlamıştı ancak sonuçlanmadı. Bu hafta içerisinde de bize dün tahakkuk ettirildi 26 Mart'ta. 1 Nisan vadeli hem 2020'nin %75 artışlı hali tahakkuk ettirildi. Hem de bunun vadesi 5 gün. 5 gün içerisinde bunu ödememiz gerekiyor. Yani buradaki esnaf olarak biz bunu hazır değiliz. 5 gün içerisinde bir yıllık kirayı, özellikle de pandemi şartlarında salgının en çok etkilediği sektörlerin başında kitap kırtasiye gelmekte. Bu şartlarda biz bu kirayı maalesef karşılayamayız, veremeyiz, hazırlayamayız 5 gün içerisinde. Bununla alakalı gerekli şeylerin yapılmasını, çözümlenmesini istiyoruz.